Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Bugün Ege Üniversitesi'ne gidiyorum. Ruhi Çenet ve diğer iki farklı YouTuber'ın söyleşisi varmış. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Bakalım nasıl geçecek. Şu anda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne geldim. Birazdan başlayacak söyleşi. Hadi bakalım. Yani YouTube'da eğer ki hani bir kanalınız olacaksa, yani başarılı bir kanal için YouTube'da yapmanız gereken ürettiğiniz kaliteli içerik üreteceksiniz. Yani tabii kime göre kaliteli? Özgün olacak. Kanal açtınız, o kanala bir tane video atıp beklemeyeceksiniz, sürekli olacak. Yani en azından en az haftada bir video der YouTube. Arkadaşlar şu anda yanımda Ruhi Çenet var. Kendisinin de size bir mesajı var. Arkadaşlar ben Serdar kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir de sosyal medyadan da takip edin. Evet, Snapchat'ten. Evet. Snapchat'ten ben aşağıya koyacağım o zaman. Şu hareket var ya, çok seviyorum. Evet, şu hareket çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu kanalda 3 farklı kategori var. Bir tanesi işte Ruhi Çenet'ten sizi şaşırtacak bilgiler kategorisi. Burada daha çok böyle atıyorum hayvanlar tarafından büyütülmüş 6 insanın hikayesini anlattığım bir video var. Aslında benim ilgim, tamam, korkuyu seviyorum, korku filmlerine bayılıyorum ama her şeyden biraz seviyorum. Ya o birazcık YouTube'un algoritmasıyla alakalı. Yani benim yaptığım şeyler hep aynı ama en çok izlenen paranormal korku videoları olduğu için öyle gözüküyor dışarıdan. Bir kahve alalım. Sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda yanımda Volkan Öge var. Kendisinin de size bir mesajı var. Ben Serdar isimli kanala. Serdar. Abone oldum efendim. Saniye yok mu? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi var mı burada? Harika. Hepiniz için çok sevindim şu anda. Berbat bir meslek çünkü yani. Bir şekilde burada video tarafında kendimi bir yol açmaya karar verdim ama ben YouTuber olarak değil, bunu reklam ajansına yazılı olarak girerek yaptım. Çünkü dediğim gibi hala 2008 yılıydı, hala YouTube üzerinden bir şey yapma şansı yoktu. Şu an ise hem kıskanıyorum sizi hem de benim kendi avantajlarım vardı, onu da kabul ediyorum. Çünkü dediğim gibi ben 200 gün izlettim videoyu, televizyona çağırdılar. Zaten kimse yoktu, tek ÖSYM'e Gödümye vardı, o çıkmıştı. Ondan sonra gaza geldik zaten, adam bunları izlenmişsek biz de izleniriz falan dedik. Bana kitap alıp koyduk, harbiden izlendi. Acayip ilgi oda aldık yani, çok fazla isim duyuldu. Ama işte çok kötü bir isim seçmişiz Base Motor Pro gibi, o yüzden çok fazla aktarılamadı. Belli bir şeyde kaldı. Çok fazla konuştum. Bir şey cevap verebildim mi? Yok. Daha da konuşayım yani. Başka soru soracak arkadaş yoksa devam edeyim. Vallahi var, vardır inşallah. Vardır. Varsa alırım yani bir sorunuzu. Arkadaşlar şu anda seminerden çıktım. Bir vlogun da sonuna geldik. Bundan sonra yapacak başka bir şeyim yok. Eve gidip cuma günü için, yarınki çekim için hazırlanacağım. Arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve şu buralarda bir yere koyacağım. Ha, doğru, koymama gerek yok. En son resmim var. Şöyle yaptığım. Orada abone ol'a tıklayarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben de sağa sola bakayım yoksa araba çarpacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.